Peki siz şimdi Diyarbakır Kültür, Turizm ve Müzik Derneği'nde göreviniz nedir? Ben onu öncelikle şimdi, soruyorum. Evet, bu işte bizim Diyarbakır'da kurulmuş bir derneğimiz. Evet, bu dernekte geçmişi, göreviniz nedir? Geçmişi fazla derinliklere gelmese bile derneğimizin görevi bu. İsmi şu, Diktum Der. Açılımı Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği. Peki bir şey kaldı mı geriye? Hemen hemen her şeyi içine koymuşsunuz. Şey Diyarbakır Kültürü, Turizmi ve Musikisi. Diyarbakır evi. Diyarbakır'ı sevenlerin yeri. Diyarbakır aşkıyla tutuşanların yeri. Kapımız açık, buyurun. Sevenler bir araya gelsin. Ne kadar güzel. Koklarsın. Nedir çalışmalar, ne alemde? Vallahi, şu anda mesela neler yapıyorsunuz Diyarbakır'ın tanıtımı için? Diyarbakır tanıtımı için işte elimizden geldiği kadarıyla hangi güzelliklerle Diyarbakır'ımızı tanıtabiliriz? Hangi güzelliklerle halkımızı, Diyarbakır insanını temsil edebiliriz? Onlara layık olabiliriz? Yapmamız gereken şeyler ne? Halkımızın bizden istediği şeyler ne? Diyarbakır olarak, Diyarbakır insanı olarak onları programlıyoruz ve onları yapmaya başlıyoruz. Aha. İşte bayağı herhalde önümüzdeki programlarda Sayın Başkanımız da davet edeceksiniz Kenan Bey. O daha güzel bir şekilde size Kenan anlatır. Kenan Aksu şu tabii. anda bizi belki izliyordur. Derneğimizin başkanı. Selamlarımı sunuyorum hepsini. Evet, hepsinden çok seviyorum. Selamlarımızı yollayalım. Ondan derneğimizin çok... tüm üyelerine aslında selamlarımızı yollayalım. Bilakis herkesi. Bütün herkesi bu program herkese açık. Yani Diyarbakır'da yaşayan tüm arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Tabii ki. Yani sabahleyin evinden uykusundan gözlerini açıp nefes alıp veren bütün canlıları kucaklıyoruz, seviyoruz. Onları muhabbetle, saygıyla anıyorum. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Hocam, sizinle tanıştığım için çok memnunum. Ben de çok memnunum. Diyarbakır çok kültürünü, evet, halk kültürünü yayan kaç kişi kaldı ki? Vallahi şimdi, yani o eskilerden olayları alıp harmanlayıp günümüze anlatan ve bunlara aracı olan İnsanlardan kaç zaman, kişi kaldı ki? O zaman şunu derim, eğer biz onu yapmıyorsak, ben onu yapmıyorsam bir Abdurrazzak Hoca olarak neye yararım ki? Ya, değil mi? Neye yararım yani? Bir Abdurrazzak Hoca varsa bir şey yaramalı. Onun için ben diyorum, neyi kaplarsanız kaplayın, sakın yeryüzünde gereksiz yer kaplamayın. Evet, mutlaka herkesin bir görevi olmalı, değil mi? Olmalı, bir meziyet olmalı. Bir sadakat, bir sevgi. Şimdi siz bizi izleyen Diyarbakırlılar var ekrandan. Evet. Neler söyleyeceksiniz onlara? Ne diyeceğim? Ben onları sevgiyle önce, sevgi ve saygıyla onların muhabbetine... Hani biraz böyle eski, eskileri bir araştırmaları konusunda. Onlara birazcık hani öğüt veremez misiniz? Eskileri araştırsınlar. Yıllar önce hani Diyarbakır'da neler oluyormuş, neler bitiyormuş. Hani böyle şarkılarımızı, türkülerimizi, gelenek ve göreneklerimizi nasıl yapsın? Şimdi, şimdiki gençler mesela bu konuya ne yapsınlar ki ulaşabilsinler? Tabii ki ne yapmalı? Şimdi bir ağaç dikildiğinde bu fidanı diken var. Öyle mi? Birileri fidanı diker. Birileri su verir. Birileri budar. Birileri herhangi bir hastalıktan uzak dursun diye ilaç verir. Ondan sonra o fidan büyür, kendi görevini yapar. Neymiş görevi? Yaprağını açar, çiçeğini açar ve en son olması gereken meyvasını verir. Ondan dolayı bu tür şeyler kendiliğinden oluşmadı zaten. Bunları bizden önceki insanlar yaptı. Evet. Biz ne yapacağız? Koruyacağız. İşte bu insan, tabii ki bizden önceki insanların bu kültürünü bize emanet ettikleri. Bak, sana emanet ediyorum, sakın ha benim sahip çıktığım gibi çık demiyor mu? Biz de öyle yapacağız. Onun için şimdi biz bu Diyarbakır Kültür, Turizm ve Müzik Derneği'ni açtık. Bir dernek bürosu da tuttuk. Derneğimiz de 4. Ali Emri Sokak'ta, Dergiz Apartmanı'nda. Ve diyoruz ki insanlarımıza, buyurun. Yani Diyarbakır kültürünün yaşatılmasında görev sağlayacak her kişiye aslında kapınız açık. Aynen. Herkese açık. Ve bunun için diyorum, büyüklerimiz gelsin, onlardan istifade edelim, bilgi alalım, deneyim ve tecrübelerini alalım, onları dinleyelim. Aldıklarımızı da bizden sonraki gençlerimize aktaralım. Ya, ne kadar güzel. Onlar da öğrensinler. Onlar da kendi memleketini öğrensinler. Kendi yaşadığı ilin kültürünü öğrensinler. Diyarbakır müziği de çok özel, değil mi? Aynen. Yani o Celal Güzel seslerin özel olmayan bir şey şarkıları, yok. Türküleri hala kulaklarımızda hala dinleniyor. Özel olmayan bir şey yok. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Asırlar önce şu memleket inşa edilmiş. Allah halk ettiği insanı
bu memlekete yaşatmış. Evet. Ve bu insanlar şu şehrin etrafını taşlarla çevirmişler. Ya. Bu zahmeti niye çeksinler? Ne kadar özel bir şey. Niçin bu şehrin etrafını bu taşlarla evet. çevirsinler? Peki siz bu dernekte çeşitli geceler de yapıyorsunuz değil mi? Hani Diyarbakır'ın hem halk oyunlarını içinde oynadığınız hem de müziklerinin aynen. icra edildiği çeşitli özel geceler aynen, de aynen. düzenliyorsunuz. Tabii bu ki. Gecelerden biraz bahseder şimdi misiniz? Şimdi gecelerden birini işte bizim rahmetli Diyarbakır'da yetişmiş rahmetli anıyorum büyük ses sanatçımız Celal Güzel Sesi geceleri yapıyoruz. Celal Güzel Sesi anma geceleri yapıyoruz. Diyarbakır Velime gecelerini yaptık. Ve Diyarbakır'da özel geceler var. İşte bu kavurma geceleri, kavurma günleri. Şaire günleri de şaire yapıyormuşsunuz günleri. Tabii ki, duyduğum kadarıyla. Tabii ki, o nasıl oluyor? Bunlar zaten bizim Diyarbakır'da yaşayan kadınlarımızın kendi öz yaşamları şaireler. Ve kadınlar arasındaki beşeri ilişkileri çok oldukça pekimleştiren bir olay. Yani böyle mesela insanlar gelip şaire mi kesiyorlar? Tabii bayanlar geliyorlar, oturuyorlar, şaire kesiyorlar. Ha. Şaire kestikleri zaman da hikaye anlatıyorlar. Hikaye anlatırken de diyor, hoş geldin. Çok hikaye, güzel, tabii bakar ki, mısınız? Tabii evet. Şimdi Ayşe Bibi en başta oturur. O hamuru da böyle bir eline doğrar, o eşpahı. Eşpah diyoruz. Başlar atmaya. Ondan sonra da tabii ki o uzun bir zamanı nasıl geçirecekler? Bir mesele anlatacaklar, bir hikaye anlatacaklar. Arkasından ve siz da, bu geceleri yaşatıyorsunuz, bu günleri yaşatıyorsunuz yaşatmaya hala, çalışıyoruz. Yaşatmaya tabii çalışıyorsunuz. Ki. Çünkü o gecelerin içinden geldik, biz o zamanın çocuklarıyız. Hani Diyarbakır'da yaşanması gereken çok günler var. Diyarbakır erkek hamamları günleri var, gelin hamamları var, şaireler var, ondan sonra hedikler var, var ki var. Olmayan bir şey yok. Evet. Olmayan bir şey yok, her şey var. Güzellik adı altında Diyarbakır'da ne ararsan var içinde. Var değil mi? Arifler dükkanını açmış, ne ararsan var içinde. Evet. Tabii ki aramasını bilirsin. Çok güzel. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği sizi bekliyor değerli konuklar. Bilmiyorum. Geçmişinizi öğrenmek. Aynen. Aynen değil mi? Geçmişi aynen. öğrenmek şimdi, ve yaşatmak için oraya gidelim. Tabii şunu diyoruz. Da başlattık dernekte. Dernekte ilanlarımızı, el ilanlarımızı asıyoruz. Diyarbakır yöresi oyunlarımızın çalışmalarını yapıyoruz. Ayakta duran herkes gelebilir. Gençlerimiz buyursunlar gelsinler. Büyüklerimiz buyursunlar gelsinler. Onların bilgilerinden, deneyimlerinden, tecrübelerinden istifade edelim. Çalışmaları da hoca olaraktan konservatuvar mezunu, halk oyunlarının bilimselliğini, dersini almış, mezun olmuş, diplomasını almış. Hoca niteliğinde, öğretmen niteliğinde kişiler aynen, yürütüyor. Aynen, onların niteliğinde yapıyoruz. Ben de bir abileri, bir büyükleri olaraktan Diyarbakır'da bir zamanın çocuğu, daha bir kısa zamanın genci, şimdi de Diyarbakır'ın büyüğü. Evet. Allah daha uzun ömürler verir herkese. İnşallah. Bana da inşallah. Öyle bir pozisyona geldik. Büyüğe ne düşüyorsa Diyarbakır insanlığın büyüklerine ne düşüyorsa ben de aynısını yapma mecburiyetim. Evet. Ben de şimdi o görevi yapmak istiyorum. Bu bayrağı bu hepimizin büyüklüğü göstermek. Taşıması bunları, lazım. Tabii kucaklamak istiyorum. Buyursunlar gelsinler. Müracaat etsinler. Biz kayıtlarını alalım. Halk oyunları çalışmalarının kayıtlarını alalım. Buna göre tabii müsait yer bulacağız. Bir kez daha sayalım mı? Halk oyunları çalışmanız var. Var bir müzik daha. Çalışmalarımız var. Başka? Çalışmalarımız var. Şimdi şiir çalışması. Var. Şiir de var. Ondan sonra yemek düzenleme çalışmalarımız var. Hı-hı. Bir de bunun yanında Diyarbakır'la ilgili konu başlıkları tespit ediyoruz. Ve bu konuda ihtisas sahibi olmuş olan büyüklerimizi davet kişileri edeceğiz. Kişileri de toparlıyorsunuz kendi bünyenizde. Geleceğiz. Söyleşi halinde karşılıklı sevgi saygı içerisinde bilgi alışverişi yapacağız ve Diyarbakır'ımızı, Diyarbakır kültürünü, Diyarbakır yaşamını, Muhammedi güllerinin kokusunu alacağız inşallah. Ne kadar güzel. Sizi tebrik ediyorum. Çok ben de aranızda olmak isterim. Allah razı olsun. Önümüzdeki zamanlarda gelirim. Peki, ben çok zaten teşekkür ediyorum. Yanlış yaşamayı da sevmiyorum. Yalnızlık Allah'a mahsus. Aha, bir kapıdan binlerce insan girmeli. Bir sofrada binlerce insan oturmalı. Bir evet. kaba binlerce kaşık dökülmeli. Evet. Ben böyle bir kültürde yaşadım. Diyarbakır böyle bir kültüründe geldim. De zaten bu var biliyor musunuz? Abi bir şey Diyarbakırlılar çok misafirperverdirler. Şey, tabii. Misafirleri çok ağırlamasını çok iyi bilirler. Sayın arkadaşım Allah'ın en büyük marifeti insandır. Allah insan üzerinde daha mukaddes, daha mükemmel, daha eşref bir şey yaratmamıştır. Mahlukatın eşrefi insandır. Ben Diyarbakırlıyım. Tabii ki Diyarbakır özüne göre yaşayacağım. Büyüklerime göre yaşayacağım. Bizde sevmemek yok. Eğer sevmemiş olsaydık bizim annelerimiz, bacılarımız hiç tanımadığı bir insana ana hayran demezdi. Doğru. Şimdi Diyarbakır'ın insanları birbirine ismen hitap etmez. Hep kullandığı bir takım deyimler vardır. Paşam der, Begim der, Keke der.
Bu sevginin olduğu, muhabbetin simgesidir bu. Muhabbetin karşılığında olan bir şeydir. Bir gün görmesin, ya kardeş neredesin? 10 senede seni görmem. Kaç senede seni göremiyorum diyor. Oysa ki dün görmüştüm. Oysa ki bir gün ya da iki gün görmemiştir. Aynen öyle. Bitişiğindeki dükkanındaki arkadaşı, kapı komşusu gelmediği zaman çocuğunu yanında çağıranı gönderir. Git bak, niye gelmedi acaba? Hastası mı var? Bir şey mi oldu? Sevgili aşkla, muhabbetle doludur. Kadınlarımızı şairede bir araya getiren muhabbettir. Evet. Hamamda bir araya getiren muhabbettir. Ve komşu, kapı komşu ilişkilerini bir araya getiren muhabbettir. Askere giden insan Diyarbakır'da hanımını komşusuna teslim eder. Ya bakar mısınız? Yani oysa komşu, şimdi komşularımızı çok tanımıyoruz bile. Yani komşum işte Allah'a emanet, önce hanımım size emanet, ben askere gidiyorum derdi, hanımını komşusuna emanet ederdi. İşte Diyarbakır, metropol, Diyarbakır bu. Metropole doğru ilerlememizden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Sadece Diyarbakır için değil bu, tüm dünya şehirlerinde, tüm dünya ülkelerinde geçer. Bir de bir bakar mısınız şu surlarla çevrili duvar içindeki şehrin içerisinde yetişmiş insanların niteliklerine? Ya. Ne yok? Hepimiz sanatçı gibiyiz, farkında mısınız? Diyarbakırlılar doğuştan sanatçı gibiler. Aynen, şair desen anlatılmayacak kadar çok sayıda. Nedendir bilinmez, herkesin sesi çok güzeldir. Tüm Diyarbakırlıların sesi çok güzeldir. Tabii ki efendim, işte yazar desen öyle, mucip desen öyle, düşünür desen öyle. Ne ararsan var içinde. Ya bakar mısınız? Vallahi çok İlim, irfan şehri. Valla çok memnunum şehri, ben Diyarbakır'da şehri doğduğum için, burada büyüdüğüm için çok seviyorum Diyarbakır'ımı. Abdurezzak İnal bu hafta programımıza konuk oldu. Diyarbakır'ı tanıttı bize. Değerli konuklar, halk oyunları öğretim görevlisi kendisi. Ve Dik Tümdere hepinizi bekliyor. Tüm Diyarbakır'ı anlatacak, aynen, Diyarbakırlı Diyarbakır'ı anlatacak, aynen, Diyarbakır'ın gelenek ve göreneklerini yaşatacak, evet, bütün Diyarbakırlıları derneğine, evet, bekliyor. Tabii ki, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür programımıza ederim katıldığınız için. Sağ olun. Güzel efendim, bir İşte Hayat programının sonuna daha geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyorum.